karanlık bölgesi olma özelliğini taşıyor. Ben astronomum, Eskişehir'den geliyorum. Gökyüzü bir tutkudur. Biz bu tutkuyu diğer insanlara da yaymak istiyoruz ya da gökyüzüne tutkun insanları bir araya getirmek istiyoruz. Gündüz kamp yaptılar, gece gökyüzünü izlediler. Dünya çapında bir yer olabilir. Türkiye'de çünkü karanlık gökyüzü parkı kavramı yok. İlk kez burada kurmaya çalışıyoruz. Bunun için de Isparta valiliğinin bilimleri bu konuda çok çalışıyorlar. Görüntüler Isparta'nın Yenişar Bademli ilçesi Melikler Yaylası'ndan. Güneşin daha farklı bir renkte olduğunu, yani çok büyük bir güzel bir gözlemdi. Kıpkırmızı bir nokta vardı. Kırmızı bir noktaları ve kenarları dalgalanıyordu sıcaktan. Ben burada sadece kırmızı bir nokta gördüm. Geceleyin de gözlem yaptım. Satürn ve Jüpiter'i gördüm. Jüpiter böyle rengarenkti. Çok güzel gözüküyordu. Üçüncü gökyüzü gözlem şenliğine ilgi bu yıl da yoğun oldu. Çok sayıda gökbilimcinin katıldığı etkinlikte gece boyunca gökyüzü izlendi. Buranın karanlığı gerçekten çok güzel. Bakir bir yer karanlık açısından. Şehir ışıkları gelmiyor. Işık kirliliği çok fazla yok. İlk defa duyduk. Konya'dan geliyoruz. İlgi sahibi oluyoruz. Çok müthiş eğitimler var burada. Gökbilimciler katılımcılara teleskopla gezegen ve yıldız gözlemi yaptırdı. Türkiye'de nüfusun %50'si Samanyolu'nu görmüyor. İnsanlar böyle yerlere gelip yıldızları Samanyolu'nu görmek istiyor. İnşallah böyle organizasyonlar artar. Biz de çocuklarımıza yıldızlarla dolu bir gökyüzünü gösterebiliriz. Şenlikte Uğur İkizler'in kendi yaptığı el yapımı Türkiye'nin en büyük teleskopuysa dikkat çekti. Gökyüzü çok güzeldir. Gökyüzüne bakarak başka yıldızlarda yaşam var mı? Başka gezegenlerde yaşam var mı? Onu merak ediyorlar. Ve merak eden insanlar biz burada bilimsel yanıtlarını veriyoruz.